Merhabalar, ben Hava Kasım. Tekrar aranızda olmaktan çok mutluyum. Benim 100 bin TL'ye ihtiyacım var ve bu parayı almaya geldim. Gerçek anlamda ihtiyacım var. Çünkü şöyle söyleyeyim, tabii ki her şey para mı? Para değil ama bu devirde şu an para oldu. Benim oğlumun geleceği açıkçası şu an 100 bin TL'nin ucunda. Gözüm kesinlikle korkmuyor. Aşçı olabilirler, şef olabilirler ama bir ev hanımı kadar yetenekli ve becerikli olamazlar. El lezzeti kesinlikle olamaz. Havan'ın bütün rakiplerin hepsi aşçıymış. Ben bunu duydum, öğrendim. Ama inanıyorum ki Hava bir tek ev hanımı olarak bunu kazanacağına çok iyi inanıyorum. Kazanacağım. 100 bin TL benim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsınız? Süperiz, harikayız. Muhteşemiz. Havacım kiminle geldin? Kız arkadaşım Safiye ile geldim. Merhaba Safiye. Merhaba, nasılsınız Gürbüz Bey? Çok iyiyim, sen nasılsın? Muhteşem, bomba gibiyiz. Kaç yıllık arkadaşsınız? Tam 6 yıl oldu. 6 yıldır arkadaşım, çok iyidir ama el lezzeti fazla yok. Nedense. Aa, nasıl ya? Yemek, ama yemeği bilmiyorum ama tatlı da muhteşemim. Ya tatlısını bir tane yedim. O da yani herhalde iyi yedim. Geldim yiyorsun? De ondan yoksa kurabiyemi de yedim. Bak hakkımı yiyorsun. Kurabiyemi dedim. 3-2 ay yedim evet, dedim. Evet özür dilerim. Bir kurabiye yaptı. 3 gün bayatlamadı. Gerçekten güzeldi. Ama evde kaldın. Nasıl olacak bu iş? Ben evde kalmadım canım. Ben istemedim kocayı. Ya havacım, insan arkadaşına böyle şeyler söyler mi? Evlenmek istemiyorum diyor baksana. Ama 30 yaşına geldi. Artık evlenmesi lazım. Benim gibi geç kalmasın, genç anne olsun. Yalnız hiç 30 yaşında gibi değil. En fazla 23 gösteriyor. Genlerimden biri. Gürbüz Bey, doğruları söyleyin lütfen. Vallahi en fazla 23. Bence en de fazla. Yani. Ben o zaman kaçım? Sen 40. Direkt 40 yani. Direkt Gürbüz Bey'e soralım. Gürbüz Bey, 40 yaşında duruyor muyum Allah aşkına? Sen de 25 civarı. Teşekkür ederim. Ben de siz oynuyorsunuz Gürbüz Bey. Sana 23 derken de oynuyor muydum yani? Yok, iyiydiniz orada ama havada birazcık gömebilirdiniz. Havacım, aramıza tekrar hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. İnanılmaz bir enerjiyle geldim. İnanılmaz bir hırsla geldim. Çünkü 100 bin TL'yi almaya geldim ben buraya. Şefler arasında yarışan tek ev hanımısın. Şeflere karşı yarışmak nasıl bir duygu? İlk duyduğumda biraz gözüm korktu. Birazcık ama hadi nasıl şefler çıkacağını bilmediğim için. Ondan sonra ben şöyle dedim kendi kendime. Ya olabilir, 10 tane de şef olsa bir hava etmez dedim. Havacım, yılbaşı haftasına özel nasıl bir menü hazırladın merak ediyorum. Neler var menüde? Başlayalım ve menümde şimdiye kadar genelde yapılmamış ürünlerim var, yemeklerim var. Başlangıç olarak çorbayla başlamıyorum Gürbüz. Neden çorba seçmedin? Evet. Çünkü yılbaşı özel bir masa hazırladığımız için ben bu sefer dedim ki mezeyle başlayalım. Soğuk bir mezeyle başlayacağım. Neler var meze olarak? Pastırmalı ıspanaklı boranim var. Ondan sonra kırmızı mercimek ezmesi ve tel kadayıflı helim peynir. Başlangıçta 3 meze öyle mi? Evet, bitmedi Gürbüz. İkincisi ara sıcağım. El açması, çarşaf böreği, pırasalı elimle ve çarşafla açacağım burada. Ya ne sanıyorsunuz siz bizim Hava'yı? Ve istirilde bitti mi? Bitmedi. Yanında istirildeli mantar var. Mantar marinim var. Vallahi bu şahane mezelerden sonra ana yemek ne olacak çok merak ediyorum. Yani ana yemeğim şimdiye kadar yemekte görmedim açıkçası. Yapılmadı. Yapılmamış bir yemek de yapacağım. 2 gündür ana yemekler patladı ama benim yemeğim patlamayacak. Bundan da eminim. Hemen söylüyorum Gürbüz. Tatlı patatesli, kestane püreli, bıldırcın dolması. İşte buna bir alkış. Bravo! Başka ne var? Daha salatamız var. Ayvalı mor havuçlu salatam var. Ve tatlım cookie pie. Ve yanında bitti mi? Bitmiyor Gürbük, bitmiyor. Ev yapımı limonata yapacağım. Hava, gerçek mi bunlar? Buna da kocaman bir alkış. Havacım, önüne bayıldım. 10 kalem Gürbük, dikkatini çekerim. Yani içeceğimiz biri hani kendimiz yapıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Nasılsınız? İyiyim Hava, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ah, teşekkür ederim canım. Ya iyi. Ya çok şıksın Hava. Teşekkür ederim. Aynı ben, sen şıksın. Yetiştirmişsin herhalde. Ya, evet, de değiştirme şansın olmuş. Masan çok güzel zaten, görmüştüm. Ekmeğini koydun mu?
Evet, onu müsaade ederseniz koyabilir miyim şimdi? Tabii ki, tabii ki. Zaten sorarlar ekmeğin nerede diye. Merhabalar, merhaba. Hayrullah diye. Merhabalar. Gürbüz. Zuhal Hanım. Ne haber Bıldırcınım? Vallahi son anda yetiştirdi Zuhal Hanım. Heyecan, gözyaşı hepsi vardı. Dizinin gibi heyecan, gözyaşı, hırs. Her şey bir arada. Ama son anda dedim ki ben yaparım. Yaptım. Yeni zilimiz dın 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 dın. Dere 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 dın. Müsaadenizle kızmıyorum. Tabii tabii, müsaade senin. Aç. Evet efendim, 100.000 TL için haftayı yarıladık. Bakalım Havva nasıl yemekler çıkarmış. Merhabalar, hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Hanım, merhaba. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Oh, merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Dün 16 dereceydi, hatta 17 dereceydi ama bugün 8 derece. Merhaba Efe, hoş geldiniz hepiniz. Bir bu ani ısı değişimleri, lodos böyle bir bahar havasından kışa geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, hava? Hoş geldiniz tekrar. Kusura bakmayın, hani kendi günüm çok heyecanlıyım. Yani, o belli oluyor zaten ürünlerimi biraz. Ürünlerimi yetiştirmek için gerçekten elimden gelenin en hızlı şekilde çalışarak yaptım ve yetiştirdim. Eksiğim yok. Masa nasıl? Masa ilk iki güne göre bence daha sade. Sade. Evet. Sade. Daha sade yani ilk iki güne göre. Sadece daha az detaylı. Biraz. Yani her... hazır alınmış ürünler, elemeği yok. Ben süslerimi kendim elemeye tek tek yapmıştım. Öyle o mi biliyordu? Seninki de hazır şey ona. Süsüydü. Şu süsler adını söyleyemiyorum. Ha, şu süsleri koymuştunuz. İki tane tek de hazır sahte olan yuvarlak. Onları bulsaydınız, onları koysaydınız öyleyse. Ben bu çiçeklerim canlı. Olabilir. Yaptırmışsınız. Başına beklemedik herhalde yaptırırken. Bugün önden yaptırdım. Gününde de masamda çiçeğim canlıydı ve daha da bir gösterişliydi. Daha da gösterişliydi. Bu masam daha çok kötü duruyor çok şu an. Değil mi? Çok kötü ben değil. Ev hanımıyım. Ev hanımı tarzı size masaj yani. Sürekli ev hanımı. Biz güne gitmiyoruz ki ama. Ama sen şimdi de bana şey yapıyorsun. Şu an bu masanın neresi yani ben anlayamadım. Bir şey diyeceğim. Ben sözüme ev hanımı olmanızla alakalı mı girdim? Hayır girmedim. Masanız ilk iki güne göre daha sade diye girdim. Mesleğinizi, yaşınızı. Hiçbir grubunuzu öne sürmedim ki ben yani. Bu kadar basit. Yani ama siz ne, bence yani her cevaba ev hanımı diyerek ev hanımı diyerek öyle. Hanımefendi burası hiçbir meslek grubuna göre belirlenmiyor. Burada hepimiz eşit. Öyle olsa tekstilciler aynı. Aynen öyle. Efendim, aynen bankacılar aynı. Ben hayırlık yapmadım ki zaten. Hayır. Burası şefler haftası değil. Burası best of ama haftası değil. Ama aslında şefler haftası burası, gibi olduk. Yani sonuçta tek ben benim arada fark olarak. Yok şefler hayır. Haftası olsa herkesi profesyonel aynen şeflerden öyle. Seçiyor. Aynen öyle. Bu yılbaşı haftasına özel 100 bin TL ödül vereceğimiz bir program. Kesinlikle öyle. Biz seçimlerimizi yaparken de alaylı veya eğitimli diye ayırmadık. Karışık kesinlikle. Eskilerden. Daha evvel yarışmacılardan bir seçki düzenledik. Sizin için de masayı düzenlemiş. Evet, evet ilk iki güne daha belki sade, daha şaşalıydı belki öbürleri. Ama bu da bence yılbaşı haftasına uygun bir konsept. Ben sevdim. Şirin, tatlı, detaylar da var. Ben evet. Beğendim. Üçer tane servis açmış mesela. Evet, güzel bir şey. Şu tam ağaçlı şeyler, servislikler de güzel. İstersen başlangıç tabağıyla çünkü çok ürün var. O kadar da beğenilecek bir masa değildi. Masa düzeni gerçekten sade. Yani yılbaşı masasıyla hiçbir alakası yok. Hani o iki mumu da yakmasaydı daha iyi olurdu. Bugünkü masa diğer geçen iki güne göre kötüydü. Menüyü nasıl buldun Efe? Zuhal Hanım menüyü şöyle buldum. Yani başlangıçta çorba yok. Zaten hava soğuk. Kışın neredeyse ortasındayız. Bir çorba beklerdim. Kışın başında ama bir şey söyleyeyim. Yani havalar soğuk ama. Peçeteniz alabilir misiniz? Buyurun. Ha çorba mı isterdin? İsterdim yani. Ben de bir farklılık yaratmak istedim. Ama yılbaşı haftası ya. Yılbaşında mezeler gelir masalara ya. Öyle de değerlendir. Menüyü genel olarak baktığımda, taradığımda sanki 100 binlik ödüle değil de bir ev şeyine gelmişiz, güne gelmişiz. Yani güne öyle, mi? Evet. Günde bıldırcın yendiğini de. Bilemedim. Yok başlangıçlardan bahsediyorum. Ya, sonuçta ben de niye sana sordum? Hani çünkü havayla da konuşurken en çok sana hitap edeceğini. Evet. Şimdiye kadar ki menüler içerisinde doğrudur. Senin damak zevkine daha uygun düştüğünü düşündüğüm için evet. Ama öyle değilmiş mi yani? Bence Efe Bey zaten artı bir puan. Bir puanla yani. Başlayacak. Dört puanla başlıyor. Çünkü ilk iki gün kendisine hitap etmeyen yemekler olduğu için. Evet. Beğenmedim diye puan kırdı. Bugün de hepsini beğenerek yani bir puanla fazladan diye ben, başlayabilir. Ama umarım bunu kendisi anlamıştır yani. Bugün bakacaksınız bakacağım. Hepsi Türk mutfağı, tam hepsi tersi, size hitap evet. Eden yemekler ve bugün, artı birle başlıyorsunuz bugün. Ben sizi tam tebrik ederim. Bakacağım. Bildiğim yemekler olduğu için bunların lezzetine bakacağım. Aranızda en adaletli ve en iyi niyetli kişi bendim. Bu da çok önemli yani.
Yani ben çarşaf böreğinin bir sunumunu beklemiyorum. Bakalım Amu'da kaldıracak mı? Şimdi Duygu sana dedi ki etkilemeye çalışmayın dedi. Efe Bey kafadan benim bir puan verecek. Benim kimseye etkilemeye ihtiyacım yok. Zaten herkes gördüğünüz gibi beniden etkilenmiş gelmişler. Kim yani, etkilenmiş? Efe'ye sordum, o da gayet olumsuz konuştu. Bence şefleri kendini yani bizi ama kendini rakip şey gördü. Bir saniye. Mevsimi, hem bence bizi üçümüzü mevsimi de rakip gördüğü için kendini menüsünü doldurmaya çalışmış. Başka hiçbir amaç bulmuyorum. Limonata koyarak. Yani limonata koymuş. Başta 3 tane yazmış. Çok iyi bir masa çıkarsaydınız o zaman. Ben kimseyi etkilemiyorum şu an. Herkes zaten kendi radyoları yorum yapıyor. O zaman şöyle, başa döneyim tekrar. Efe, şimdiye kadarki menüler içerisinde bunu kıyasladığın zaman diğer ilk iki günle ne söyleyeceksin? Şimdi diğer iki günün zahmetlerine bakılırsa onu tam bilmiyorum yani. Ne kadar zahmetli arkadaşlar. Çünkü bilmediğim şeyler olduğu için. Bilmediğin eksi bir puan. Evet, eksi değil yani. Yani sen Hava de bir Hanım, şefsin ya, hani bunların bir kısmını bilmen lazım, bir işçilik var. Sonuçta bir et vardır. İşleniyor değil mi? Bir etin işlenme süreci var, o ete yapılan tabii üstündeki ki gördüğün şeyler var. Yani o etin bir işlemine geçiyor. Hani mutfakta olan bir kişisin ve burada bir emeğin olduğunu bilmen gerekiyor. Hani bunu yapmazan da bilmen gerekiyor. Sushi, o sushi'nin bir sarılması var, bir pilavı var, bir o balığın pişirilmesi veya da açılması var. Bunun nizam planı, ön hazırlığı var. En azından bunu yapmıyor olsan da bunun bir hazırlık sürecini, yani bir zahmetin emeğini bilmen gerekiyor. Bunu bilmiyorum deyip de bunun içinden çıkamaz. Tabii, ama kendisini şimdi kapatan bir insan. Kendisini ilk günden beri kapatan bir insan. Ön yargılı mı? Ön yargılı, kesinlikle ön yargılı, kesinlikle peşin hükümlü. Ya. Kendisi zaten geldiğinde bize ne demişti? Ben sadece Türk mutfağını bilirim. Bence diğer mutfaklar kesinlikle çok basit. Öyle demedi mi? Evet, öyle demiş. Dedi. Basit demiş. Kendisi daha pazartesi günü göre söylemişti basit yani. Basit diye düşünmüştüm ama tabii ama bu sadece ön yargıyla da değil yani. Kesinlikle kendini kapatmasıyla alakalı. Peki, bugünkü menüyü nasıl buldun? Hala cevap alamadım. Çarşaf böreği var, bıldırcın dolması var, mezeler var. Yani şu an menüye baktığım zaman fazla bir zahmetli bir şey görmedim bıldırcından hariç. Çarşaf böreği? Çarşaf böreği kendisi açmışsa, bir de o helin peynirin. Çarşaf böreğini kendisi açmadan nasıl çarşaf böreği diyebiliriz ona? Bel açması yazıyor. Pardon, helim peynirin yufkasını diyecektim kendisi açın. Yok, kadayıf var. Bence menüye bakmadan gelmişsin. Ya kadayıfa sarılı helim böreği ayrı, tamam, çarşaf böreği ayrı, el açması yazıyor ya Efe. Zuhal Hanım, önceden de onu bir yufkaya sarılıyor, sonradan atele sarılıyor. Ya. Ben sana çarşaf böreği dedim, sen de bana dedin ki çarşaf böreği el açmasıysa tabii ki dedin. Çarşaf böreği el açması yazıyor, bir ikincisi yani çarşaf böreği. Yani onu karıştırdım yani. Şöyle bir de çok özür dilerim. Uzak Doğu mutfağında bilmemesini şey okey derim de Türk mutfağı ya. Yani Türk mutfağında zaten börek suşiyi bilmez, atıyorum karpaçoyu bilmez. Bilmek zorunda da değil yani. Herkes de bilemez yani. Ben de zaten o yorumu istedim Zoya Hanım. Dün mesela ben bu suşiyi beğenmedim yerine bana deseydi ki bu pirinçte işte böyle lafı olmuş, bunun içinde böyle mi olması gerekiyor diye bize bana bir soru yöneltseydi ben diyecektim tebrik ederim bilmemenize rağmen bunları araştırmışsınız der, otururdum oraya. Nasıl görünüyor tabak? Tabaklama sunum. Efsane. Dünkü yani tabak içinde tabak olması evet ya, ben yani bunu diyeceğim. Olmaması ben gerekiyor. Bundan sonra tabak var. Bir evet sunum şeyi bulamadım. Yani zamanım olup da çok geniş bir zamanım olup da bulamadım. Ve bizim yani benim planım bu değildi normalde. Neydi? Ya üçlü şeyler vardı. Ha, soğuk evet mezeler servisi olan vardı. Yani üçü bir arada. Şunu doğru yapmışsın. Evet, çok acayip bir tabaklama var mı yok ama en azından hepsini aynı tabağa koyup getirmiş. Öyle olsa gerçekten de şey olurdu. Kötü. Yok. Bu şekilde. Gene de doğru bir sunum. Güzel olmayabilir ama doğru bir sunum yapmış. Ki hoş yani minik minik tabaklarda böyle de evet olabilir. O üçlüler daha güzel olmuş estetik açıdan söyleyebilirim. Evet, ama en azından ayrı ayrı koymuş gene. Tatlar karışmıyor birbirine. Bu tabak buna uygun mu sizce kesmek için? Yani ben kadayıfı kesmek istiyorum mesela. Uygun mudur diye soruyorum. Geniş tabak getirebilirim size şimdi hemen. Yok hayır, sadece size sordum. Sunum açısından hani soruyorum. Şey yaptım. Çünkü her taraf kirlendi de keserken. Evet, kalmış biraz, doğru söylüyor. Şu an kesmeye çalışıyorum, dağıldı. Evet. Bunu önceden hesaplayacaktım. Bak aha, görüyorsun değil mi? Ki ben yarışmacı değilim ha yani. Bazıları özellikle yapıyor da. Bir de şeyi soracağım yemeğe geçmeden önce. Soğuk başlangıç yazmışsınız ya. Sıcak bir hellim peyniri neden getirdiniz soğuk olarak? Çok sıcak değil, farkında değilsiniz. Ya hayır yani soğuk başlangıç yazmışsınız. Madem oraya soğuk başlangıç yazınız, ın çıkartın başlangıç yazın şey sadece. Biri kızartmadan direkt mi sardınız? Hellim peynirini? Evet. Hayır, önce kızarttım. Hellim peynirinde kızarmış bir yer yok kızarttım ama. Allah Allah, yani bana mı öyle tavada geliyor da? Tavada tuz yaptırdım. Öyle bildiğiniz tamamen kızarma şekli olmuyor zaten. Ben nasıl? Nasıl? Ama kızarma şekli oluyor hellim peynirde. Dışı tamam, nar. Olmuyor da ben diyorum ki tekrar pişireceğim için hani ben yufkaya sardım. kadayıfa da sardım. Sonra bunu bol kızgın yağın içinde kızarttım. Bunda bal mı var bir de? Evet, bal ve ceviz servisti bu.
Evet, masayı görüyorsunuz. Masayı toplayacağız. Vallahi yarış hocamıza saygısızlık olmasın. Ben... Servis tabağımı aldım, meze tabaklarını İyi çıkardım. Yaptım. Ben de aldım. Hani olsaydı sen ben olduğum için sana ailesi oraya aldım çünkü keşke... onun içinde... Ya bir de hakikaten havanım. Gerçekten başladı. Bunu bu şekilde olabileceğini hiç tahmin etmedim. Tahmin etmedim. Ama hayatım kocaman bir kadayıf, küçücük bir tabak, bir de kesmemiz evet. lazım. Hem peynir var, kopmuyor. Bir de çıtır bir şey. Özür dilerim ama yani şey keşke baştan... Yani bunlarla masaya kesinlikle. Amuz puş başlangıçlar verebiliyoruz. Yani onlar için kullanabilirdik. Ya da tamam, onu kullanırsanız... Tamam, ben de diyorum yanlış sunumlar, yanlış şeyler... Keşke şu mezelerinizi bu şekilde getirip... Yani bu şekilde olacağını hiç düşünmedim açıkçası. Bu tabakta getirseydiniz ama yanlış bir seçim. Ve buraya 3. gününüzdü. Yani 3 gün geçti. 3 gün boyunca bir şey ayarlayabilirdiniz menünüz belli olduktan sonra. Bir yerden görsel tamam, bakıp yakınınız tamam, vardır, tamam, arkadaşınız tamam, vardır, birisi vardır. Puan bilirsiniz. Bir şekilde puan kırmak için demiyoruz şu an. Olmamış ama yok, olmuyor. Yani olağan bir şey söyleniyor ben aslında ama. Ben hatamı kabul ediyorum. Diyorum tamam. ki. Evet doğru söylüyorsun. Keşke bunu tatlı tabağında servis etseydim. Hani ben bunun bu şekilde olabileceğini düşünmedim. Tamam. Hani daha estetik olur, daha böyle kibar durur diye bu tabağı seçmiştim. Anladım. Ama hata yapmışım, yanlış seçim yapmışım. Bir kocaman menüye soğuk başlangıç yazmanıza rağmen sıcak bir şey önümüze sunduğunuzda aslında bakarsanız kendinize tezat hale düşmüş oluyorsunuz. Evet. Yani bu bir ara sıcaktır, soğuk bir başlangıç değildir kesinlikle. Çünkü siz bunu öncesini pişirmişsiniz, sonrasını kızartmışsınız, etmişsiniz vesaire bize getirmişsiniz. Tamam. Doğrudur değil tamam, mi? Tamam, bu soğuk bir başlangıç tamam, değildir. Tamam, lezzeti nasıl? Hani ben, onu da bir yorum yapayım. Yok, hani, hayır. Ben lezzetini şöyle... beğenmedim. Öncelikle bunu belirteyim. Doğru bir sunum değildir, lezzetini beğenmedim ve de bu doğru bir şekilde lanse edilmemiş. Peki, bize. Diğerlerini de söyle. Diğerlerini... Çok fazla şey yapamadım açıkçası. Sizin tarzınız olmadığı için zaten beğenmedim. Şey yapamadım derken? Biraz daha yesin. İyi tabii ki. Yiyen birisi var mı yorum yapabilecek? Ben şöyle geleyim. Mercimeği içindeki dereotu çok fazla baskın geldiği için mercimek tadının önüne geçiyor. Yani böyle 2-3 defa aldım hatta. Dereotu çok fazla içinde. Mercimeği normal ama buraya gelince ıspanak. Pastırması çok tuzlu olduğu için ıspanağını tuzlatmamış. Ama ıspanağı içine komple karıştırmadığı için pastırma yiyince çok tuzlu. Ama altından boranisinden alınca çok tuzsuz. Beğenmedin yani mi? Birlikte alırsak anca birbirine dengeleyecek. Kadayıf? Kadayıfı, kadayıfın dışını kızartmış ama sarması ya da porsiyonlaması yapılışı doğru değil. Ama sarıp pişirme şekli kadayıf olarak doğru ama sunumu, tabaklaması bana yanlış. Ben mi pişirdim? Tamamen bana kilitlendi şu an. Bu tarifi birebir aynı şekilde yaptım. Helimi, ortaniki kalıbı ortanikiye kestim. Bir daha kestim, kara şekline aldırdım. Yani bunu tarifler, daha fazla inceltip de daha da kütürtemezdim. Bakın sunumunuz yanlış diyorum. Bu olmamalıydı sunumunuz. Yani şu tabakta bu gelmezdi. Tadına tamam, gelince hellim peyniri zaten standart bir peynir. Siz nasıl benim burahtama bir burahta dediniz, standart burahta dediniz. Hazır hellim peynirini yaptınız bir işlem var. Kadayıfa sarmışsınız. Bende pesto sos vardı üstünde ya. Bir tamam, pesto sos var. Ve pesto sos bu kadayıftan daha yani, riskli bir ürün. Harcadım. Hava Hanım. Anlatabiliyor muyum? Kadayıftan daha riskli bir ürün. Pesto sosu fazla çekersem peki, kararırsa yanar. Nasıl yani? Burada beğendiğin bir şey yok mu senin? Yani üçünden... soğuk başlangıç olarak adlandırınca maalesef. Çünkü ara sıcak sıcak. Duygu hazır mısın şimdi? Ben hazırım. Mercimeğin rengi kırmızı mercimek yazıyor. Birazcık daha açılmış. Evet ama rengi. Ama kırmızı mercimek haşladığınız evet, zaman... Evet haşladığını bak ben size şimdi açıklama yani yapayım şu an. Nasıl bir kırmızılık bekleyebiliyorsun bunu? Ya kırmızılık beklemiyorum. İçine koyduğunuz baharatlarla onu kırmızılaştırabilirsiniz. Görsel açıdan daha güzel bak, olabilir. Bunun orijinal bir tarifi var. Ben bu tarifi birebir yaptım. Nereden aldınız orijinal şey tarifi? İnternetten mi? Evet internetten tamam, aldım. Tamam işte o orijinal tarif tam olarak almıyor. Evet. Tamam aşçıya sorduk. İyi öğrenmiş okay. Aşçıdan aldım. Tamam okey o zaman bir şey olmuyor. O reçete oluyor tarif değil. Şimdi ilk önce pastırmalarınızı kendiniz doğramadınız kesinlikle. Bundan eminim çünkü hepsi aynı boyda ve hepsi eşit. Evet. O yüzden ve çok tuzlu ayrıca. Bunları kızartmışsınız, kurutmuşsunuz bence pastırmaları. Altındaki ıspanağı sotelemişsiniz. Buraya geldiğim zaman mercimeği koydunuz, haşlandı. Haşlanırken sotelediniz, pastırmaları da orada kızarttınız. Çok kolay. Şu an gördüğünüz bütün ürünlerin evet. Ben çok kolaylıkla yetiştim. Bildiğimiz yine. Hazır ürün yine. İki tane hazır ürününüz var. Hellimi yine dolamışsınız. Bilmiyorum yapmayın. Burada geç, böreğiniz mi açtınız? Bakın dün yarıştınız. Soru siz de benim geçtiğim yollardan geçtiniz. Evet. Eleştiri yaparken çok acımasız olmayın. Şunlarda emek hazır yorum yapmadım. Hazır evet. Dedim. Ben şık geldim. Ya tamam şık gelmeseniz de bu şık beni geldim. İlgilendirmiyor. Kimse kimsenin kıyafetine ben karışamaz burada. Ben sizi kötülemedim. Hani kazak peki, oraya tekrar dönmeyelim. Yani, oraya bir daha girmeye gereken bir şey. Ara sıcak kaç dakika oldu peki? Evet kaç dakika oldu Gürbüzcan? Zuhal Hanım 7. dakikadayız şu an. Ne geliyordu ara sıcak? Çarşaf, çarşaf böreği ve istiridye mantar marin. Marin. Evet. Evet. Bugün de servis olarak yine yavaşız ilk güne. Ben ona göre nizam plansımı yaptım, hazırlığımı yaptım. Hiç kimseyi serviste bekletmedim. Her şeyi zamanında süresinde getirdim. Ama bugün de servis olarak yine yavaş gidiyoruz. Bugün bir tık daha yavaş.
En az dün azından servisindeki şeylerde daha da uğraştırıcı sunumlar vardı. Minimal sunumlar vardı. Şu anki gelen meze tabağında böyle bir wow'luk bir sunum göremedik. En azından o mercimeğini, o boranesini bebeği açıp bir tabağı açıp ortalarına koyup humus açarız. Ortasına pastırmayı koyarız. En azından onu yapabilirdi. Tek tabağa da kadayıfını koyup getirebilirdi. En azından buraya masaya dağılmazdı. Masanın her yeri kadayıf telleriyle dolmazdı. Doğru. Evet. Onu bak ortasına iyi düşün değil mi? Bir çukur krater gibi yapıp ortasında sunulabilirdi. Evet. Burada üzerine kendi tabağı da yoksa aynen. Kendi tabağı da yoksa burada büyük servis tabakları var zaten. 3 takım var. Var burada. O takımlardan bir tanesini kullanabilirdi meze tabağı olarak. Yani çok kolay bunu kullanmak. Ama işte kendi tercihi. Zaten kendisi söylemişti ben böyle şeyler yapmayacağım, etmeyeceğim. Evet, ben evet, daha kendi öğrendiğim, kendi yaptığım şeyleri size getireceğim. Biz zaten kendisine bu tarz şeyleri bekliyorduk. Evet. Yani beklediğimiz şeyler umarım ultra iyi, ultra lezzetli olur. Amenna. Tabii bilmiyorum ki iyi bir başlangıç yaptı mı size göre. Size göre bakılırsa. Yanlış bir başlangıç yaptı. Menü seçimi olarak zaten. Ama ıspanak Boreli güzeldi. Neyini beğenmediniz şöyle, ya? Şöyle ıspanağı güzel. Sadece pastırma çok tuzlu olduğu için keşke dedim onu içine karıştırmış olsaydı. Yani birbirini de ben ayrı ayrı aldığım için. Pastırma tuzlu geliyor. Ispanağı alınca normal. Hani birbiriyle bağlaştırmış olsaydı sıkıntı yok. Tadı olarak bir şey demedim. Ama mercimeğinde de dereotu çok baskın geliyordu. Ama arı sıcağında da sadece. Böreğin yani pastırma onun içine karıştırılmaz yani. Pastırma onun üstüne koyulur. Yani. Hani içine. İçine karıştırılmaz. Bir de birlikte yeseydiniz. Bunlar bence birer bahanedir. Efendim? Torpilli gelmiş. Yani. 3'e 2. Keşke neresi 2? Efendim 2 parça mı? Yok ben 2. Yok ben 2. Ben 2. Ben sandım ki düşünüyorsunuz. Yok ben 4. Ben de 2 diyecektim pardon. Ben de 3 parça. Çarşaf böreğini hepimiz biliyoruz herhalde değil mi? Tabii ki. Tamam. Çarşaf üstünde açmaya çalıştım. Ha çarşaf üstünde mi? Onu ben sormuştum kendi haftamda. Size ikram edeyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani bunu da... İçi çok dolu değil galiba. Değil mi? Yani içinde çok malzeme yok gibi. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Bir bakalım. Ah ben torpillilerdenim. Aa, hadi bana verdim. Hadi bakalım. Ama ben börekle istiridye mantarını çok bir şey yapamadım. Bir alaka kuramadım açıkçası. Ne diyorsunuz? İstiridye marin gelecek. İstiridye mantar marin. Nasıl yan yana? Kaç dakika oldu şu an? Toplam. Ay, getirdi 10. dakikaya yakın getirdi değil mi? Görüyorsun. Tamam ben 20 dakikada salata ve ana yemeğimi getirdim. Eleştiri aldım ama bir sürü yanında yan ürünleri vardı. Ben sadece 10 dakika bu çarşaf böreğini tabağa koymasını bekledim. Yani, çok fazla eleştirdi yani benim birine kendim. 10 dakika kendim... salata hazırladınız bir de yeni sıfırdan salata. Tamam da ben avokadolarımı dolaba kaldırmasaydım, salatalıklarımı turşu yaptım, onları dolaba kaldırmasaydım, ben onları hepsini birleştirmeseydim, siz önüne yavan bir salata yiyor olacaksınız. Görüntü vardı ama lezzet yoktu diyelim. Ama çok beğendiniz salatamı, zaten. Çok beğendiniz. Dibini yediniz salatanın. Lezzet alamadım. Kendisi lezzet alamadığım halde emeğinize karşılık size güzel bir puan verdim. Ben de size puan vereceğim inşallah. Ben sizden puan beklemiyorum, vermeyin. Eğer hakkım değilse bana bugün puan vermeyin. Hava Hanım, bu böreği ısıttık mı? Niye bu kadar çok bekledik? Altında bir sos yok, bir sunum yok. Böreği kesip buraya koymak. Yani bir börekçiye gidip bir porsiyon börek istediğimizde adam bir bıçağı vuruyor. Çok... Hemen alıyorsun, bir dakika içinde çıkıyorsun. Ve şu an 9 yani dakikayı doldurduk. Ama yani bir sunum yok, yani bir şey yok. O kadar. O zaman pişiriyordunuz. Yok. Ama o kadar da sıcak değil çünkü pişmiş çıkmış ve bunu ısıttınız şu an bence. Onu bekledik fırına biz. Fırının sıcaklığını bekledik. Ayarladım belli bir ayarda bıraktım. Hani sıcak kaldı. Yani içinde diye. Mi kaldı? İçinde mi kaldı fırında? İçinde bıraktım sıcak kaldı. İstiridye mantarını yani bu kadar kaldığı çok belli. Çünkü kurumuş. Üstü inanılmaz kurumuş. Bilmiyorum. Hayır kesip getirmek niye 9-10 dakikanı aldı diye sordular. Şey biraz küçük yaptığım için hani porsiyonlamayı biraz ayarlamak istedim açıkçası. Onu da oyalandı. Anladım. Evet. Anladım. Yani bilmiyorum en azından dün suşi kesildi, soslar sıkıldı falan filan. Ona bile laf ya dün ya. Bekledik ama bugün bence bunun beklenilmesi için çok fazla. Hakikaten çok fazla. Sunumlarla ilgili gerçekten başarılı olamadım. Ben bu konuda çok pardon bu sunumlarla. Ya çok çalıştım pardon, benim şey bu böreği istediğim tarzdaki büyüklükte yapamadım. Ben büyük yapıp çam şeklinde vererek keserek yapacaktım. Çam şeklinde. Evet. Yani üstten kısa. Herhalde size ilk gelen olan. Gibi olacaktı. Hani sanki yavaşça almıştı. Ha anladım böyle büyükten küçüğe doğru. Üçgen şeklinde inecek bir kanalışa. Anladım. Başlangıç soğuk, çok sıcaktı. Ara sıcakta buz gibi. Evet. Soğuk zaten marin olarak yazdım. Ben sıcak olarak yazmadım ki. Bir şey soracağım. O zaman keşke ikisini yerini değiştirdim. Tamamlasın diye böyle bir şey seçtim. Hayır hayır bakın anlayabiliyorum. Ama ara sıcağı da helimi koysaydım hani iki börek olduğu için onu katmak istemedim. Tamam anladım. Ben de bir cevap verebilir miyim?
teşekkür ederim cevabınız için. Ama gelen başlangıç çok sıcaktı. Çıtır çıtır börek de aslına bakarsanız o. Kadayıfa sarılmış bir börekti. Bu da buz gibi bir adı üstünde. Ara sıcak. Ilık olabilir, sıcak olabilir. Bak soğuk olacağını dair marin. Ama soğuk sizin olacağını belirttiyseniz keşke soğuklar kısmını yazsaydınız yani. Menüde yazıyor ya marin. Hayır diye. Bakın Türkçe konuşuyorum. Soğuksa soğuk, sıcaksa sıcak kısmında keşke yazsaydınız. Bence ama çok net ya. Ara sıcak kısmına marin olarak istemişsiniz bunu. Ya ben böyle uygun bunu. Gördüm. Bu şekilde anladım. Servis yapmış dedim. Uygun yanlış. Değil ya onlar da galiba. Evet aslında. Uygun değil. Yani bize göre uygun değildir. Doğru. Hayır göre. Bize göre değil. Bakın genel kurallara göre. Sıcaksa sıcak gelmeli, soğuksa soğuk gelmeli. Ya ben bunu evde yaptım ama böreğin yanı koyduğunu yiyoruz. Paçanga böreği nedir? Ara sıcaktır. Sen ona soğuk sıcaktır. Başlangıç diye veremezsin. Veyahut bir haydariyi de ara sıcak diye veremezsin. Ondan bahsediyorlar. Burada da gerçekten. Bu bir meze. Keşke başa bunu koysaydın. Bu bir meze. Evet. Peki. Onun dışında lezzetleri konuşalım. Duygucuğum buyur tatlım. Fırında kaldığı için sanırım fazla kurumuş. Ve evet, içindeki ben pırasa içini çok az buldum. Evet. Onun için lezzetini tam alamadım. Yanına koyduğunuz mantar tadı lezzetini alamıyorum. Hardal koymuşsunuz sanırım. Özelliği zaten hardal olması. Ama siz buraya sadece mantar yazdığınız zaman ben hardal ne alaka diye kendimi sorguluyorum. Peki marin ne? Onu soralım. Bunu biraz bekletiyorsun. Normalde bunu bir iki gün bekletmemiz gerekiyor. Tamam. Bekletmediğimiz için. Hani ben çok getirdim. Hani bunu marine ediyorum. Ben bunu hani bir tek kızartıyorum, sosluyorum, fırın şeyde bekletiyoruz dolapta. Normalde bir gün ya da iki gün sonra yediğiniz zaman daha lezzetli oluyor. Peki tabii, size ara sıcak olarak bu tam gelseydi bu doğru der miydiniz? Yani ben bunu ara sıcak sen olarak yedim der miydiniz? Başkası sana bunu getirseydi ara sıcak olarak kabul eder miydin? Görsel olarak çok hoşlanmadım. Havalım buz gibi. Bir şey diyeyim, hani ben yakıştırırdım herhalde tadını. Ya yakıştırıp ben acaba benim mi şeyimi oturtturamadım o zaman? Ben menümü oturtturamadım burada. Hani sıcakla soğuğu yeni karıştırdım ya. Evet bence yani biraz geç kaldı. Menünün geneline evet, baktığımızda peki. Da biz onu anladık aslında bakarsanız. Çarşaf yani böreğini beğenmedin sen yok, anladın. Hayır. İstediği mantarı da beğenmedin. Ya çok hardal tadı geliyor arkadan. Özkan. Yani, ellerinize lezzet sağlık. Lezzet yok mu yani börekte? Ben ya da açılması yani nasıl pardon? İnceliği nasıl? Şimdi açılması şöyle söyleyeyim. Ya çarşaf böreği gibi mi? Yani bence değil. Benim haftamda yarışan Nagihan Hanım'ın yaptığı börek 1000 kat daha iyi. En azından çok iyi açmıştı. Emin ol ben açmıştı. Normalde yaptığım börek çok iyi oluyor da yani. Tabii ki de. Tamam burada işte dediğim gibi ben de dönüp üstüne kızgın yağ fıştırdı yani. Ben bunu hepsini anlatmak zorunda değilim. Ve kalın da değil. İnce de değil. İnce de değil. Ortada kalmış. Orta şekerli. Ellerinize sağlık. Ama bence fırında keşke tutmasaydınız, çıkarsaydınız, üzerine bir nemli bir bez örtseydiniz ya da normal bir bez örtseydiniz. Onun yumuşaklığını da almış olurdu, kıtırlığını da almış olurdu. Gayet güzel önümüze gelirdi. İç harcı çok az. İlk yediğimde bana tuzu bir tık fazla geldi açıkçası. Kalın. Buna da geldiğimde hakikaten sirke koydunuz galiba bunun içerisine. Elma sirkesi oluyor. Doğru. Zaten. Elma sirkesi koymuşsunuz. Bunun sirkesi bana bir tık fazla geldi. Ki hardalda da asit oranı yüksek olduğu için bana çok asitli geldi. Zaten dediğim gibi de başlığa uygun bir şey değil. Peki Efe? Değil. Zuhal Hanım zaten börek içi boş gibi yani harcı az. Zaten sadece şu an hamuru var. Lezzeti? Beğenmedim. Lezzeti de yani lezzeti de iç harcı olacak. O da olmadığı için. Açılması nasıl yani, inceliği falan? Bu fazla kalın da değil ince de olmamış yani. Bunun bir incesi de var daha. Hani ince açabilen. Bu da sadece hardal tadından başka ben bir şey alamadım. Ekşili. Gerçekten ince olsaydı çıtır geldi. Olurdu. Ama kalın olduğu için kuru olmuş. Tuzlu mu geldi dedin istiridye mantarı? Evet hafif bir tuzu da geldi bana ama sadece hardal tadından başka bir şey alamadım. Ben şu an yedim tat almadım da tabii sizin tamak zevkiniz daha farklı oluyor. Eğer sirkeyi koymasaydın veya hardalı daha az koysaydın güzel olabilecekti. Evet. Ben bu şekilde hiç istiridye mantarı yemedim. Şöyle bir şey aslında güzel bir şeymiş birini, bence. Hardalda bence şu taneli hardal almışım yanlışlıkla. Ya. Dijon hardal. Dijon mu? Hardal almam lazım. Aa, yanlış almışsın. O hardalın adı yani ben kendim olan hızı herhalde. Sirke de fazla olmuş. İşte yoksa işte yani şeyi güzel aslında. Yani genel anlamda bir enerjisiz. Yani yoruldum, yorgunum. Yok yorgunsunuz da yani mutfakta yani, bir sıkıntı mı yaşadınız? Ama bir şey mi oldu? Evet, bir aksilikler mi yaşandı? Tabii ki aksilikler yaşadım. Yani elimden tava düşer gibi oldu. Yani geçmiş ayağım olsun. Kaydı. Geçmiş olsun. Ondan geçmiş sonra olsun. Çok hızlı hareket etmeye çalışırken bir anda hani yapacaklarımı unutma haline geldim. Yani bir şey söyleyeceğim. Mesela dün siz dediniz ki 5 kalemlik ürün çok çok az dediniz. Burada da 10 kalemlik ürün var. Keşke 10 kalem yazmasaydım da daha az yazsaydım, daha önce öz daha olsaydı kesin, ve daha sağlam adımlarla gitseydim dediniz mi? Ya
şöyle bir şey söyleyeyim. Kendime çok güvendiğim için böyle bir ya o kalemi çıktım. Ya güven bence çok çok önemli. Çünkü 2,5 saatte 8 kalem ürün yapmıştım. Hani evet. Dedim 2 ürün daha 3 saat var. Onu da hesap ederek yapabileceğimi düşündüm. 3 saat yetersiz mi? Bence değil. Yok değil. Yeterli. Yani değil. Hava Hanım da 2 gündür güzel filmler çekti ama inşallah... Film çekti. Efendim yani yeni... ne filmi çekiyorum ben? Yani film dediğim şöyle yanlış anlamadım. Ama büyük filmi yarın oynayacağım sizin şeyde. Bölümümüzde. Tamam birlikte oynarız. Film öyle değil böyle oynanıyor hep. Yani şunu demek istedim. Evet. Hava Hanım ilk 2 günde siz yarışmacı arkadaşların nabzını aldınız. Yani düşük puan alınacağını bildiğiniz için ne oldu? Yükseğe kaçtınız. 9 mu vereceğiz şimdi yani? Ne alakası var? Ben kendimi niye düşük olacağım düşüneyim ki? Ben yapabileceğimi en iyi sunmaya çalışmak istedim. Süleyman Bey'in yemeklerini en çok beğenmeyen siz, eleştiren siz. Duygu Hanım'ınkini de öyle. Dün Duygu Hanım'ı burada krize soktunuz. Az kalsın. Yani hem Duygu beğenmediniz. Duygu zaten yemeklerini çok savunamadı ki o kadar. En çok puanı da siz verdiniz. Çubuğa bir saat takıldınız. Yani bugün daha çok böyle... Kıyafet konusundan dolayı yemeğe sıra mı geldi hanımefendi? Yani lütfen yapmayın. Gelmişsiniz mutfağa benim şeyimi konuşuyoruz ya. Gelince devam edeceğiz film çevirmeye. Ben bir servisimi hazırlayayım. İyi bakın. Yarın buluşmak dileğiyle inşallah. Sen diyorsun bu yedileri strateji gereği yaptı. Verdi. Evet, aynen. Yok, karşılığını alamayacak yani. Ben aa, çok mesleğim. Yani. Nereden biliyorsun? Daha ana yemek gelmedi ya. Yok yok. Nasıl yok yok? Öyle bıldırcın bir hissiyat gelecek geliyor. Şimdi altında ne bileyim püresiyle müresiyle. Ya bir de niye satmasın? Bıldırcın sonrasında cookie pie? Sen de sushici değildin, sushi yapmaya kalkıştın. Evet. Yaptım. Keşke daha... Siz kaldım biraz da. Kendim denemek ondan istedim. Ondan dolayı kesinlikle takdir ediyoruz. En azından ben. Ve tebrik ediyorum cesaretinden Duygu dolayı. Duygu Hanım bugün bayağı çeneniz açıldı. Şu an kendi hakkımda kendi konuşuyorum. Kendi gününü de atlattınız. Tabii rahatsınız artık. Hava Hanım bence siz diye şu an cevap vermeden biz burada kendi konuşurken siz yemekleri getirseniz çok daha iyi olacak. Süre daha kısıtlı olur. Yani çok daha hızlı yemek benim. Gelecek. Şu an hani bekleye bekleye karnımız beklemekten burada su içmekten doyuyor. Serviseniz var da benim ana yemeğimde ben bir sürü sos çektim. Kenarlarına tek tek koydum. Samanımı koydum. Çubuk taktım diye burada eleştirdiniz. Şu anki yaptığınız servis çok merak ediyorum. Bıldırcının yanına 2 tane sos koyup getirmezsiniz inşallah. Yatağı var onun kestane püreli falan. Hmm. Acaba baharatlı mı olacak, baharatsız mı olacak? Muhtemelen baharatlı. Kestanenin tadı. Valla bize gösterdiği görseli getirirse çok güzel bir şeyi var. Evet, yani baharatlı olması olarak. Lazım. Kestanelerin haşlandıysa soyarken kendi zarı kalıyor. O zarı evet. Kaldığı içinde kalmadı mı? Onu o püreyi yaptıktan sonra o püreyi süzgeçten geçti mi? Onun için artı bir şey. Çünkü oradan geçmez altına zarı. Ama geçmediyse o zarı yani kesinlikle kalır. Çok riskli kestaneyi soymak gerçekten almak. Pardon süzgeçten fırınlamak geçen ondan mi? Daha kolay. Püreniz. Ben teknik hiç anmadım. Bakın beni tekniklerinizle beni şey yapmaya kalkışmayın. Biz seni bir şey yapmaya çalışmıyoruz şu an. Biz burada başka yani, bir şey konuşuyoruz. Annem de biz daha önce de gelmemiş. Ben evde nasıl yemek yapıyorsam en güzel şekilde size burada sunmaya çalışıyorum. Tamam bekliyorum. Lütfen yani. İkide bir teknikti. Böyle mi yaptı, şöyle mi yaptı demeyin yani. Acaba bunu yaptı mı diyor. Yani, şu an gece, burada yani, susup sizin yemek yetinizi mi bekleyelim? Kaç dakika geçti aradan halen yemek gelmiyor. Yani ne yapalım? Teknikten mi yapmaya çalışıyorum? Ama bunu hatırlayacağım. Siz de hindinizi sunum yapmayacak mıydınız? Yaptınız ya ortaya koydunuz ya. Ben de şu an onu yapmak istiyorum. Tamam biz buna bir şey demiyoruz zaten. Teşekkür ederim. Acaba öyle mi yaptı, böyle mi yaptı? Bunu tartışıyoruz burada. Şöyle yaptı demiyoruz. Bir sonuca varmıyoruz. Ben düne döneyim. Şu wasabi niye öyleydi? Ben onu sordum. Mustafa'ma da sordum. Evet. Dedi ki paketli ben onu streçledim böyle hava almasın diye. Hani şey olmasın diye. Belki dedi paketten hava almıştır. Esansı mı kaçtı? Esans kaçmış olabilir dedi yani hava aldıysa. Ve burada açtık ve dışarıda bekledi ya dolapta ben birazcık. Ben Efe'den çünkü reaksiyon bekledim. Wasabi. Ben de. Adam bir gayet şey. Sonra bir baktım. Aa dedim ben de yedim. Patates püresi gibi. Evet. Yeşil elinizi bir şey. Yakmayın isterseniz. Bir de niye bir mayonez acı sos, mayonez acı sos? Evet. Yani ya. Kesinlikle onun daha güzel sunumları var, şeyleri var. Şöyle ben onu da açıklayayım. Bizim spesiyel ürünümüz, restoranımıza servis ediyoruz. Biz onu daha da acı olarak servis ediyoruz aslında. Biz ona jalapeno biberi kullanıyoruz. Arasına sriracha sıkıyoruz. Onunla tekrar bir sos yapıyoruz. Evet. İşte geldi bıldırcın şöyle. Dolması. Hoş buyurun. Geldi. Bunları servisini hazırlayacağım. Evet, tamam, bir görsün seyircilerimizde. Adam başına birer tane mi? Evet sanırım. Ha. O zaman benim dünkü somonumla aynı gramajda olacak. Aynı porsiyonda olmuş olacak. İçinde, içinde iç pilav var. Normal iç pilav protein var. Olarak konuşuyorum. Tamam tartalım iç pilav var benimkinde farkındaysanız. Ben size söylüyorum ki protein olarak. Bu ama da et bu... benimki de et protein olarak tarttığınız zaman sizinki daha da hafif gelebilir yani. Evet. Tamam tartalım diyorum ama içinde diyorum ki iç pilav var ama bunun içinde. Hanımefendi onu da kinoasını tartalım yani. O zaman. Kinoasını tartalım. Tartalım geri benimki ağır basar bu yüz. Yok bunun gramajı yüksek somunda. Kemik. Sen de... Bıldırcın zaten kendi başına küçük bir...
kuş türüdür. Çok büyük olmaz, tavuk kadar büyük olmaz. O yüzden olması olabildiğince en büyük boyutunu ederiz. Aldığını düşünüyorum. Yani buradan ondan gidemeyeceğiz. Pişirmesine bakacağız. Çünkü standart bir şeydir. Yok hayır, benim dedi ya somon çok küçük diye bayağı bir eleştirmiş tamamen. Bir tane şey, koymasına ben şu orada an sadece. Orada ben sana şunu söyleyeyim. Bununla onu kıyasladığımızda bıldırcının olabileceği bir boyut var. Ama somonu sen ne kadar kesersen o kadar büyük olur, ne kadar kesersen ben o kadar küçük olur. Ben şunu söylemek istiyorum. O zaman iki tane de olabilir. İki tane koyar, üç tane koyar ben eleştirmem. Onu, iki tane olabilirdi mesela. Onu gelince onu söyleyelim. Dondurma gibiydi dünkü somonu. Tamam, dondurma gibi yapmaya çalıştım zaten. Attığım görselin aynısını yaptım zaten ben burada. Yani şöyle bir şey söyleyeyim ama bence olmamıştı yani dondurma çubuğu ama hiç olmamıştı. İşte buraya geldiğimiz, dondurma çubuğu olmamıştı ama menüm. Sizin buradaki koyduğunuz künefenin altına koyduğunuz sabah çok uygunu sunuma. Gerçekten sunumdan çok iyi anlıyorsunuz. Tamam ben sunumlarda şey oldum, sınıfta kaldım tamam. Siz Hava de dersiniz Hanım cevap vermekten yoruldu zaten normal. Ama var ya şöyle söyleyeyim, son iki günde herkes benden korksun. Süleyman Bey herkese söylüyordu. Ya bu arada yorum yapmayalım mı, konuşmayalım mı, bir şey demeyelim ama mi? Ama olumlu şeyler söyleyin yani. Ne şeyler söyleyin? Şey ne güzel yani, olurdu, hayat çok güzel olurdu. Herkes Pollyanna, olurdu. Hepimiz şey. El ele tutuşalım. Yani olumlu şeyleri de söyleyin, anlarım, evet. Yani siz olumlu bir yorum yaptınız mı, olumlu yorum bekliyorsunuz ya da bu kadar eleştiriyorsunuz? Bu kadar eleştiriye açık değilseniz buraya 7 verdi. Vermeniz şey doğru muydu sizce peki? İçerisinde en yüksek puanı vermiş olabilirsiniz. Ve hak yemediğinizi düşünüyor musunuz? 7 vererek doğru şey verdiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru muydu yediniz? Ben dedim zaten hani hakkı 8 olabilirdi evet ama sonradan düşündüm. Kalın, biraz, dedim tabii. Ki ana yemeği hiç çıkmamış olduğundan dolayı dedim puanını kırdım hiç dedim. Çıkmamış hiç çıkmamış mı? Ya şey anlamında pişmişliğinden ziyade yani yalan tahsil bir şeydi yani sonuçta olmamıştı. Göğüsleri bize 4'e bölüp vermeseydiniz hani en azından birimize but verseydiniz ya da butu didikleyerek herkese evet, sunsaydınız konuştuk, herkesten birer puan zaten yüksek alırdınız. Buradan o zaman dünkü somon şeylerini diye daha bir tıkladınız. Keşke o iki butu didip sadece butları paylaştırsaydınız. Hiç olmayacaktı. Havva, göğüs zaten sert olan bir şey. Öyle olsaydı herkesten en az birer puan daha yüksek alırdı. Evet, Havva bir şey söylüyordu. Somonların diyorum kendi neden büyük tutmadığı zaman diyorum. Ben özellikle öyle çalıştım. Attığım sunumda söyledim 110 gramdı. Ben 110 gram yaptım. Hepsi 105-110 gram arasında oynadı. Bir tanesi bile 105'in altında değil, bir tanesi bile 110 gramın üstünde değil. Zaten o çubuğu da daha büyüğü tutmazdı. Duygu'nun geçen sene belki somonu daha büyük. Büyüktü ama hani böyle izledim kadarıyla daha büyük. Ya orada sunumun farklıydı çünkü ben altına mantar koydum taşıyacaktı. Yine sunumlarda geç mi kalıyoruz yani gerçekten çok yavaş gidiyoruz yani ara sıcak, soğuklar, başlangıç yani ana yemek gerçekten yavaş gidiyoruz ve sunum da yok. Yemek için Hava Hanım'ı bekliyorum değerlendirmek için de aynı zamanda. Çünkü, yedin mi? Yok püreye baktım ama bıldırcını ilgili onun gözünün önünde keseceğim ki görsün. Öyle mi? Kesemediğiniz için mi? Evet. Ya. Evet. Yok çünkü kesilmiyor. Çünkü bıldırcın gerçekten çok riskli bir ürün. Çok. Pişirmek olarak çok riskli bir ürün. O da cesaret ister evet. O da cesaret isteyen bir şey. Hava Hanım bunu biliyor muydu acaba? Ama şu an bildiğinden çok da farkı olmadı. Yani her ikisi de pişti mi pişti. Her ikisi de kuru mu kuru. Yani zamanında benim ailem yaptı bu işi. Bıldırcın ne işi? Bıldırcın yetiştirmesini, yumurtasını vesaire. Ha. Çok şahsi. Kendi evimize böyle büyük bir makine alınmıştı. Dağ evimize. Orada yumurtalarını yetiştirmiştik, kendilerini yetiştirmiştik falan filan. Sürekli yiyorduk. Ha sen aşinasın. Sürekli yiyorduk. Eyvah bıldırcını çok iyi bilen birine denk geldin ama. İnanılmaz. Yani yumurtasından turşu bile yaptığımız oldu bizim. Ben de yumurtasını ses tellerinde polip çıktığında her gün içtim. Gerçekten bir de faydasını gördüm. Özkan Bey sizin daha eviniz mi vardı? Evet. Ne güzel. Teşekkür ederim. Efe çok tatlı. Mersin'de buyurun gelin. Ha Mersin'de bak davet duruyor mu hala? Tabii tabii. Gidiyor musunuz? Tabii. Ailem Adana'da dağ evimiz Mersin'de. Ay hep çok özelmişizdir Korhan'da. Bir dağ evi bir şey keşke olsa ne güzel olur diye. Şimdi çok buyurun bekleriz olur. Yani niye beklemeyelim? Yani hangi dağda? Burada mı? Ağrı dağında mı? Nerede? Yok Çamlı Yaylı'da. Allah kimseyi de gördüğünden geri bırakmasın. Bir de içecek olsa. Ben içeceğe geçtim. Keşke salata gelse önümüze, suyla geçiniyoruz artık. Keşke salata gelse, içeceği bırakalım bence. Hava Hanım, filmin sonu kötü bitiyor galiba. Açıldın Efe. İşte açıl, yavaş yavaş. Filmin sonu diyor, kötü bitiyor diyor. Dördüncü güne gelince. Alayım ben canım. Al Özkan. Teşekkür bir ederim. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ne salatasıydı bu tatlım? Ayvalı mor havuçlu salata. Ayvalı mor havuçlu salata. Ben o tarafı buraya alabilirim. Hava Hanım, butunuz, yani but kısmı. Hava kesti çarp diye. Ortayı açtı sadece. Ben but göğüs kısmını alıyorum sadece şu an. Niye kesemiyorum? Hmm. Göründüğü gibi. Kesilmiyor değil mi?
Çok zor. Maalesef. Çünkü zaten bıldırcanın çok canı da var ya. Hava Hanım işte pişirmesinde sıkıntı var. Tekniğinizde sıkıntı yediniz var. Mi? Çiğ mi geldi? Çiğ onu değil. Sert. Ya bana teknik deyip durmayın Süleyman ne Bey. Bak, gerçekten size? Ben teknik bilen bir insan değilim ki. Yok yok, hindiye yaptığınız yorumun aynısını şu ben an size yapıyor. Ben hindide ne yorumu yaptım? Yaman olmuş, tuzsuz yapmışım. İşte bu da aynı. Lezzetsiz demişim Hava Hanım, dedim. Şimdi aldım buradan da yiyorum. Bakın kesmesini gösterdim, kesilmiyor. Alıyorum. İtiniz komple kupkuru. Yiyemiyorum. Aynı şekilde benimki gibi dediyseniz de kuru. Çünkü göğüs kısmı ve çok fazla göğüs pişmiş. De yok. Piştiği için kendini komple çekmiş. İçinde hiçbir şey kalmamış hindinizin. Pardon, bıldırcınızın. Hindi diye diyardık. Püre oldunuz. Püreyi de anlar. Şimdi püreye gelinsek tatlı patates püresi dediniz, doğru mu? Kestane. Hangi patatesi kestane kullandınız? Uzun tatlı patatesi kullandım. Rengi nasıldı? Kırmızı. Kırmızıydı. Peki püreniz niye normal patates? Sen niye eşkalini istiyorsun? Şöyle bir şey söyleyeyim. Yok, doğru patates alıp almadığından emin. Soyulduğunda beyaz çıktı yani. Tatlı patates olarak aldım. Dışık rengi kırmızı, soyulduğunda beyazdı. Daha açık renk. Yani o zaman seçiminiz çok yanlış oldu. Çünkü tatlı patates dersek, izlerseniz benim haftamda görürsünüz. Ben onun çorbasını yapmıştım. Sarı olması lazım ve püresinin de sarı olması lazım. Böyle bal kabağı renginde. Bal kabağı yani renginde, evet. Bir tık daha açık oluyor yani, ama sarı olması lazım. Ama ben bazıları yani daha açık renk olabiliyor, evet. Nasıl püresi? Geçtim. Kestanesi içinden geliyor. Püreniz böyle elastik. Ağza alınca yani böyle. Çünkü çok soğuk püreniz. Tabii bekleme süresi var, onu düşünün. Zaten şu an geçen tabii ki... Pürenizi alıp yer misiniz bir? Şu an yedim. Sanki böyle evde poğaça yapar annelerimiz, nenelerimiz. Ne alaka? Patatesi ezer, içine doldurur. Aynı o kıvamda. Bence su çekmiş patates gibi. Hayır hayır, kesinlikle püre kabul etmiyorum. Yani sos desi okey haklısın yani, ama bence püre için gayet güzel. Kestanesi ağzınıza geliyor tane tane artı. Elastik yetişti, neyden kaynaklı olabilir biliyor musunuz? Patates ezeceğiyle ezdiğiniz zaman olmuyor ama bızbız da yaptığınız zaman elastik yapıya sahip oluyor. Hangisiyle yaptınız? Bızbız mı? Bızbız yaptım. Tamam. Bızbız da benden geçti, herkese doğru. Yani el blenderıyla yaptığınız takdirde daha sakız gibi oluyor ama ezecekle yaptığınız takdirde... Ezeceği son anda kullandım. Yani tamam, tamam. Yani siz o nişasta yapısını bozduğunuz için o yorumu yapıyor. Yani ben size diyorum, bu yorumu yapabilirim yani. Peki, ondan kaynaklı. Duygu seninle devam edelim. Sonra salatayı da söyleyeceksin Süleyman. Efendim? Püresini gayet çok iyi beğendim. İkisinden patates tadı da alıyorum. Ya tatlı püre patates tadı değil ama hani böyle normal patates tadı alıyorum. Kestane tadı da geliyor arkasından. Arkadan vuran çok azıcık bir acılık da var. Benim çok hoşuma gitti. Ama iç pilav, gerçi iç pilav böyle olur. Öğrenin, lütfen tarifini alın, yapın evinizde. Bıldırcının pişmesiyle bir alakalı bir sorun var gerçekten. Ciddi bir sorun var çünkü ben kimi yiyemedim bile. Ya yani olabilir. Fazla tuttum. Salatanızı beğenemedim maalesef. Bir tuz sorunu var salatanızda ve benim salatama dediniz ki nar var, avokado var, salatalık var. Kaç tane malzeme koydunuz dediniz. Burak'a aldınız, peyniri koydunuz dediniz. Sadece porsiyonunu aldım. Olabilir. Ama size de zaten 2-3 tane malzeme var. Bir tane narı kendiniz mi ayıkladınız onu da bilmiyorum ama. Tabii ki kendim ayıkladım. He, tamam. Yani 2-3 tane nar atmışsınız. Benimkinden çok da fazla bir malzemesi yok. Ayva tadı geliyor mu? Hayır, ayva tadı kesinlikle yok. Almıyorum. Sadece bir havuç salatası yiyormuş gibi. Sadece limonlu havuç salatası yiyormuş bir gibi. Bir bütün ayva rendeledim. Bir bütün ayva rendeledim. Ama buraya... tüm hepsine çok az porsiyon olur bir bütün ayva. Kırmızı havucu kaçırdım. O fazla gelmiş. O fazla geldi. Peki Süleyman da ben dediğim... buraya gelirsek salatanın birinci sunumu yanlış. İkincisi bu menüyle ne alaka bıldırcın yanında böyle bir salata, havucu al getir. En azından bende bir burrata peyniri vardı. Salataya gelmiyorum daha. Salatanın çeşitine salatana hiç girmiyorum. Zaten. Salatanız yoktu ortada. Sizin salatanız küçücük diye şu kadar bir avuç kadar bir şeydi. Ama nasıl tadı vardı içinde? Bana çekmişim, ne kadar lezzetli. Şey, atmışsınız. Lütfen. Şerit salatalık dediniz. Altında 4 şerit vardı. Ben şey o şerit salatalıklara yani öyle bir teknik uyguladım. Ben o şerit salatalık çıtır çıtır değil. 4 çıtır çıtır değil. Dört şerit salatalık çekmişiz ama suşiyi aynı şekilde kesememiştiniz maalesef. Suşiyi geçmeyin. Şu an ben buna bir gelebilir miyim? Evet, buraya artık gelelim buraya, çok sert. Sunumu gerçekten çok yanlış. Havuç, al havucu, çek. Bızbızdan, rendeden çek. Elimle rendeledim ben bunu. Tamam. Hepsini ayrı ayrı, üç ayrı ürün rendeledim. Narı kestim, ayıkladım. Yani bu da ben, emek değil. Ben o zaman de ben yeşillikleri aldım marketten. O zaman diğer arkadaşların her şeyine o zaman bakacağım. Tabii ki gene hakkınızı vereceğim. Ama ben de çok detaylı olacağım, detaycı olacağım. Hayır. Ben iki gündür detaycıyım ama aşırı detaya girmedim. Bakın çok aşırıya girmediniz. O zaman tamam. Ben burada bir adalet görmüyorum. Detaya girmedim, yedi yedi verdim. Emek bir gördüm, saniye. Lezzet aldım. Bakın lezzet aldım, emek gördüm. Bunlara da puanı verdim. Tamam. Bir masa hazırlamak da bir emektir. Doğru sunumlarıyla, tercihleriyle. Yani dedik yani ki, hayal ettiğimi zaten ben bugün hiçbirini gerçekleştiremedim.
yani. Ya yapmayın yani. Lütfen, sonuçta burası 5 günlük bir yarışma programı. Rica ederim, ben dayanamam. Ben niye herkes ağlıyor? Yani dün Duygu Hanım da ağladı. Ben kendime çok kızdım şu anlamda. Ben bugün o yüzden. Bugün de ağlama var yani. Tutamadım lütfen. Bir şey gidebilir miyim? Gidebilirsin tabii ki. Eleştiriyi kaldıramayacaksak o zaman buraya gelmeyeceğiz. Ben yani hiçbir eleştiriye kaldıramamazlık yani yapmadım. Duygu Hanım başlattı. Ağlamanın başlatması mı olur ya? Neden yani, bu kadar şeye gerek yok, kendinizi yıpratmayın ya. En azından puanlama yansımasın diye ben kendimi çok tuttum ve herkese cevabını verdim. Siz bana soru sorduğunuz zaman ben kendi sinirime hakim olamadım. Anladım. O yüzden bana bu konuda kimse yorum yapamaz. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Hayır, sadece istediğimi yapamadığım için ağlıyorum şu an kesinlikle ya. Şimdi hep herkes beni yanlış anlayacak. Yok, puanlama için değil. Zaten yaptığım, yapamadığım önümde. Ben de görüyorum. Yani çok şey yapamıyorum ama kendime yediremedim. Yani ben bunların çok iyi yaptığımı bildiğim için. Yani burada yapamadım, istediğimi sunamadım. Bir 1000 TL için bir çekimdeyiz. Yılbaşı özel. Yani bu kadar kötü bir tonum var. Bunları yapmamalıydım. Ben buna kızıyorum. Yoksa başka bir şey değil. Ya ben de özellikle şu an puan için aldığını zannediyorum. Ben de zannediyorum. Şey dedi, kaçırdınız onu. Ben kendime başaramadım dedi. Evet, ben de o yüzden başaramadım ben. İnsan en büyük savaşı her zaman kendisiyledir. Evet. Ana yemeğini getirmeden önce de zaten benim tabağımı getirirken bir düşmüştü modum orayla. Evet, sinirle de bozuldu. Oraya bağdaştırıyorum. Ama, yani. Ama bu da bizi üzüyor yani, ağlamamasını temin ederdim. Gerçekten üzücü bir durum. Yani ben şu an vicdanen burada bir kadının ağlamasına üzülüyorum. Puan için aldım zannediyorum. Kesinlikle bu değil. Başaramadığımdan dolayı kızıyorum kendime. Bu sinirle, bu şeyle inşallah yarın bana patlamaz. Sonra da ben varım. Sonra da ben varım yani. Ama patlayacak gibi daha. Senin gününe gelene kadar sinir geçer canım. Havvacığım, geliyorum. Gel canım, gel, ağlama. Üzme kendini ya. Canın sağ olsun. Duygu bu arada pilavını beğendi. Hatta küresini döndü Süleyman'a, dedi ki... Pilav yapmasını öğren dedi bana. Gel de dedi, pilav yapmasını öğren. Bak, kimse için söylemediler bunu. Gel tamam, pilav yapmasını öğren. Çok özür dilerim. Rica ederim. Hayır, hayır, gel, gel. Değil. Ben üzme kendini. Yapamadığım için, başaramadığım için. Tamam tamam, anlıyoruz seni ama bozma sinirini, üzme bizi de. Bak şimdi çoluğun çocuğunu izleyecek. Hiç üzme kendini. Verdiler mi su falan? Ben hemen bir su veririm size. Boş bardak var mı? Orada bir tane vardır. Vardır orada. Temizdir, bundan bir tane vereyim de. Başaramadığımı üzülüyorum. Ama bir saniye, neyi başaramadın? Bir dakika. Şöyle bir durum var. İstediğim sunumları yapamadım. Anladım, anladım. Evet, Duygu Hanım şu an sinirleri bayağı bir bozulmuş. Hemen ilk müdahaleyi ben yapıyorum. Duygu dün dedi 12 defa denedim yapamadım dedi. Ben keza hayatımdaki mutfakta en olacak. İyi yaptığım şey risotto. Ama daha mutfakta aksilikler oluyor. İkinci eleştirideyiz, ikinci yorumdayız. Üstelik de bir kişi var ki burada iç pilavını çok beğendi. Güzel olmuş beğendi. Dedi, püresini evet. Beğendi. Yani o kadar kendini düşürme, karartma yüreğini. Sakin ol, iyi misin? Ya üzülme, üzülme hiç. Yani canın sağ olsun ayrıca ben da. Ben çok yani. Iyi anlıyorum. Gerçekten hayır, rica ederiz. Biz lütfen. Sana üzülüyoruz, lütfen. Hiç üzme kendini. İnsanın olsun. Kendiyle yarışı vardır. Aileniz izleyecek, onlar da üzülmesin. Aynen öyle. Bir peki. Boş verin yani. Ağlayıp masayı terk etmesi çok kötüydü. Yani inanılmaz üzücüydü. Ama işte kişinin kendi sinirlerine hakim olamaması, başaramaması, kendi savaşını kaybetmesi bence en büyük durum. Acaba yarın ben de yapamazsam masada ağlar mıyım? Ama şöyle bir laf var, erkekler ağlamaz, herhalde ben ağlamam. Şey anlamında güzel bir menüydü aslında. Hani bir el açması börek var, kendini ispatlayabileceği. İşte mezeler başlangıç, çorba yerine farklı bir şey. Onun dışında hani bir acılı ezme, şey aydari değil, farklı bir şeyler denemiş evet. Falan filan. Sadece sıralamaları biraz yanlış olmuştu. Konumlamaları. Konumlamaları, tanımlamaları. Ama mesela bıldırcın riskli o anlamda. Riskli. Bu arada cookie pie de riskli. Cookie pie. Ortası evet. Islak mı, kuru mu? Hazır ürün kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Benim evde annemin yaptığı gibi ortasına çikolata sorup getirmezse inşallah. Ortasına... Damla çikolata atarsa ben derim tamam. Kendi haftasında baklava yapmıştı. Yani aynen. Burada bir el açması baklava olup. Biz çok fazla olup, şey bekledik yılbaşı yani. Yılbaşı haftası baklava olabilirdi. Neden cookie pie'yi seçtin Havva? Benim çok yoğun olunca bunu daha kolay yetiştiririm düşüncesiyle yaptım açıkçası, açık konuşayım. Bıldırcının yani, pişme süresi başka 15 dakika civarı. Başka bir tatlı da seçebilirdim tabii ki, aklımda daha farklı 20, tatlar 25'te. Vardı ama yani 15 hani çeşidi çoğaltınca
tahtada birazcık kolaya kaçmak istedim açıkçası. Ya kolay uygun olabilir. Değil yani. Kolay olması önemli yani, değil. Başka bir tatlı Kemal Paşa da yapabilirdiniz hani, ama. Diğer açma bu... olaylarından daha... Yok yok açma demiyoruz bu arada. Yani biraz... bir revani, bir Kemal Kafası Paşa da... Kafası karışmış menü yazdı. Aynen öyle. Menüye uyumsuz bulduk Hava sadece. Hava Hanım demek istediğiniz şey şu. Menüye çok uyumsuz. Menüyle bağdaşmıyor. Hani bir Kemal Paşa yapsaydınız, bir başka bir şey yapsaydınız... Revani hani, bir olurdu zaten. Yöresel olarak daha iyi olurdu. Hani buna verdiğiniz emeği ona harcayabilirdiniz. Bir yanında ev yapımı limonata vardı evet, değil mi? Evet getiriyorum şimdi. Yılbaşında ailemizle akşam televizyon izlerken yediğimiz tatlı işte yani. Aslına bakarsanız aynı, bu tatlı... Bence uyumlu birazcık da. Bilmiyorum bu tatlı daha çok kahve saati, çay limonata saati. Limonata olması için söyledik. Aynen böyle. Bu tatlının bir, bir de, yere gittiğinizde. Küçük yapıyorlar. Tabii tabii aynen öyle. Daha bisküvi tarzında bir Facebook kodlarda yemeklerin yanında da veriliyor. Yani en sonunda ikram ediyorlar yemeklerin yanında. Aldığınız o paket yemeklerin yanında. Sadece risk alınmadığını gördüm ben o kadar. Çünkü ben yapamasam da risk almıştım her ürünümde. Ne de lezzet önemli şu an. Bakalım. Hava Hanım ben limonatayı seviyorum ağzına kadar doldurur. Ama tamam yeter sağ olun. Ağzına kadar doldum diyor yeter diyor. Bazen yetmeyecek ondan sonra. Arkadaşlar yetmeyecek. Niye bu kadar az geldi peki? Efendim? Şey limonatanız neden bu kadar azdı? Süzerken hızlı sürdüm. O kadar çıktı yani. Normalde benim bu 2-3 kat suyla şey yapmam lazımdı. Süzmem açmanız gerekiyordu. Açmanız mı lazımdı? Evet açmam lazımdı. Tek sefer açtım ben bunu. Yani sürenizden kaynaklı mı? Çünkü bir de acılık da var mesela. Evet. Duran'dan kaynaklı. Yani dediğim gibi hiçbir şey istediğim gibi olmadı. Peki, Cookie Pie'yi anlatın bana sevgili yarışmacılar. Kim başlamak ister? Başlayabilirim. Tabii ki Süleyman. Cookie Pie'yi içinin dolgusu, kendisi, formu evet ama tatlı olarak bu masaya olur muydu? Olmazdı. Onun dışına gelirsek tatlı üstündeki çikolataların yanmış. Yani o üstü çikolatayı yiyince bir yanık geliyor. Tatlı bu masaya olabilecek bir tatlı değildi. Onun dışında limonataya gelince porsiyonu gerçekten çok az. Hani böyle bir tadımlıkmış gibi oldu. Ay limonun ekşisi var. Yani limon kabuğu acısını vermiş gibi duruyor. Beyaz acısı kısmı. Var. Aynen beyaz kısmı. Yani aşırı beyaz acısı var. Yani bunu şekerle de alamazsın. Daha fazla şeker koysan bu sefer çok şekerli bir şey olacak. Şerbete gidecek. Hani burada yapılışında bir peki. Hata var. Duygu? Tatlı olması gerektiği gibi mi? Bence değil. Üstündeki çikolatalar konusunda katılıyorum. Yanmış çikolatalar acı tat veriyor. Ama öyle genel bir tatlı bir tatsızlık bir sorun almadım ben. Gayet tadını beğendim. Hani yerim yani. Ben de yedim yerim. De bak neredeyse evet. Benim hoşuma önüme gelsin ya. Yerim. Hani olması gerektiği gibi mi? Yani değil gibi. Ama tat olarak bence güzel. Tadı beğendim limonata. Ben. Limonata porsiyonu güzel olsaydı ve birazcık daha açılmış olsaydı, işte o acı tadı kırılmış olsaydı evet. Limonatayı da beğenebilirdim çünkü gayet sanki buna daha su olmuş. Ve şeker eklenmesi gerekiyor. Evet. Çünkü bunu aynen. Şey yapıyorum ben hani kendim normalde yaptım tabii ki. Konsantresini içiyormuşuz. Evet evet de. Aynen şu anladım. An o oldu. Peki Özkan? Çok fazla pişmiş. Ben mesela siz orada porsiyonlarken de gördüm. Kenarları bayağı şu tarafları kızarmıştı. Evet. Belki de az kızarmış taraflarını siz bize verdiniz. İçinin normalde bunun daha akışkan olması gerekiyordu. Şu an hiçbir akışkanlığı yok. Normalde bu kestiğinizde ortası foşurt etmesi gerekiyor. Çikolataların akması lazım. Peki Efe? Öncelikle elinize sağlık. Bu bizim evdeki benim rahmetli annemin yaptığı helvaya benziyor. Yani tadını helvaya ona, ne alaka helvayla bunun? Yani bunu ben tam bağlı... Tadı tam hoşuma gitmedi Zuhal Hanım yani. Nasıl niye hoşuma çikolata var tatlı yani bu sonuçta çikolata var yani en ama basit şey ama üstteki şeyler hepsi yanmış Hava Hanım. Yarın yani o tadını bozuyor. Bekliyorum sizi. Benim hatalarımı kesinlikle düşmeyin. Kesinlikle. Ama yarın ateşim. Ben iki gün korksunlar. Ciddi anlamda korksunlar. Ben iki kişiye iki gündür yedi vermenin tek sebebi şu zahmeti biliyorum. Bu harcamaları biliyorum. Hadi ondan vereyim ya. Ben normalde versem bunlara 5'ten yukarı puan vermezdim. Evet, 100.000 TL'lik özel yılbaşı haftasında, haftanın ortasında hava yarıştı. Şimdi ona puan verme zamanı. Menüsü de tamdı, masası da tamdı. Onun için yine 3 ile 10 arasında bir puan isteyeceğiz sizlerden hava ve yemekleri için. Buyursunlar yazmaya başlayayım. Ben de menüsünü hatırlatayım. Soğuk başlangıç tabağı vardı. İçinde pastırmalı ıspanak borani vardı. Kırmızı mercimek vardı ezmesi. Bir de kadayıfa sarılmış hellim vardı. Ara sıcak olarak çarşaf böreği geldi pırasalı kıymalı. Yanında ise istiridye mantar marin vardı. Ana yemeği kestaneli tatlı patates püresi yatağı üzerinde bıldırcın dolmasıydı. Ona havuçlu, narlı, ayvalı bir salata eşlik etti. En sonunda da cookie pie yedik tatlı olarak. Buyursunlar değerlendiriniz. Bir de limonata vardı. Bir de evet limonata vardı pardon ev yapımı.
menüye dahil olduğu için onu da değerlendireceksiniz. Efe'de kapattığına göre. Herkes tamam mıdır? Değiştirmek isteyen, revizesi olan puanla ilgili yok, yok mu? Yok. Peki, kaç puan bekliyorsun? Yani en düşük 6 bekliyorum açıkçası. En düşük 6 bekliyorsun. Yani 5 puan, hani 6, 1 puandan iyi emeğime falan verirlerse diye. Beşlik miydi sence yemek? Ya bana göre değil ama yapılan yorumlara ya da beklendiklerinin dışında sunumları tam iyi sunamadığım için açıkçası undan kırabilirler. Hindim pişmedi. Bıldırcının. Ama zaten şöyle bir şey de var, sunumlara da kimse puan vermedi. Bir ha puan yani bir de öyle de bir durum var. Evet. Bir ben vardım. Ha yani yaptılar sunum getirdiler de neye yaradı dersen evet. Doğru söylüyorsun. Yani ben de sunumlara onun vermiştim ama geri kalan benden hariç herkes sunumlara bir şekilde vermedi. Doğru söylüyorsun. Şimdi adaletli olsunlar. Gerçekten hak ettiğin puanı versinler. Bak öyle mi olacak? Evet Özkan, görelim puanını lütfen. Ve söyle ki. 5. Ne beğenmiştiniz? Ben pürenize olumlu yorum yaptım. Zaten pilavınızı yiyemedim, çok azdı. Ben sadece başlangıcınıza 1 puan ve pürenize 1 puan verdim. Evet. Benimle 1 puan fark var arada. Bana 6 vermişti, bugün 5 evet, verdi. Aynen öyle. Yani bu kadar mı yakın birbirine bu masa? Yakın yani zaten bugünkü masayla benim masam birbirine bu kadar mı yakın? Bu yok, masa yakın olmadığı benim için ben 1 puan kırdım işte. 1 puan mı aradaki fark? 1 evet. Puan mı aradaki fark? Evet. Genel zaten bakınca 1 puan şampiyon oldum. Aynen. Ben sizin adaletinizi sizle bırakıyorum baş başa vicdanınızla. Bırakın tabii ki de, teşekkür ederim. Peki, puan gösterme sırası Süleyman'da. Evet Süleyman, duyalım bakalım kaç vermişsin? Benim puanım 4. Maalesef. Bir şeyim yok. Şimdi şöyle. Yani bu kadar emeğe 1 puan mıydı şöyle, gerçekten? Ben dün o puanı verdim. Şimdi ben aynı lafı söyleyeyim size. Söylüyorum, helal ediyorum değil mi? Hayır, ondan değil. Şuna geliyorum. Bir konuşmama izin verin lütfen. Ama yani 4'lük bir şey değildi. Bakın sinirime ağlamayacağım ama 4'lük bir masa değildi. Ama lütfen ağlamayın. Bak, hani 5'e haktır görürüm. Bir puanda şeye verirsiniz. 5 haksa bana verilen 6 hiç hak değildi o zaman. Onu savunuyorsak ama yani. Ama farkında mısın ben sizin hakkınızı yemedim ve 7 verdim. Benim masamda kimse sunuma bir şey vermedi. Ben konuşurken kimse konuşmama izin vermiyor. Ya artık ben kazanacağımdan dolayı söylemiyorum. Hayır. Ya da bunu ağlamanın sebebim ne biliyor musun? 4'lük bir masa versen, değildi. Ben şu an 5 versem ya da 6 versem gerçekten hak yemiş Süleyman olacağım. Bey, hak kendi gününü de oynuyorsunuz. Çünkü şöyle kendi günümü oynamak değil. Evet sen kendi gününden bu zamana hiç yüksek puan vermedin. Verdi mi? Vermedi. Verdi mi? Yok. Vermedi. Geçen yarışmada yani, da böyleydi. Duygu Hanım aynısını söylemiş o zaten. Ya puanını ne dünkü de bu sefer derken benim masamdaki puanlar neydi arkadaşlar? Bak, ben de onu soruyorum size. Alamayacaksın. Tamam haklım değilse alamayın zaten ama. Gerçekten 4 puanlık değil. 4 puanlık değil. 5 puanlı benim masam değildi. Asla kabul etmiyorum. İkincisi zaten Duygu Hanım ilk gün ne dedi? Ya şu an sinirimi var. Bakın yanlış anlamayın ne olur. Çok sinirleniyorum ya şeye sinirleniyorum. Hani 4'lük gerçekten Dida. Hani 5 olur anlarım 6 olur anlarım. Şu başlangıçlarda ne sorun olduğunu anlayamadım. Bir tanesini yanlış, evet. Soğuk başlangıçta sıcak bir şey getirdi. Sunumu yanlış. Hadi kadayıfı vermiş ama hala Borani'deki ve kırmızı mercimekteki sorunun tam olarak ne olduğunu anlamadım. Niye kimse ona puan vermemiş? Sen de vermemişsin. Sen belli ki hiçbir şey vermemişsin zaten. Hani püresi diyorsunuz şu bu. Evet hataları vardı. Ben de dile getirdim. Ama yani 4 nedir yani? O kalem ürün var. En azından eleseniz eleseniz. Yani 5'e kadar inersiniz. Hadi bilemediniz 6'ya inersiniz. Yani benim hiçbir şeyimi görmedin. Ne masamı görmüş. Ya şöyle benim bir şey söyleyeyim. Açıkçası sen de yemiştin. Evden buraya eşyaları taşıdın. Sen o 7 verdi de 7 vermedin hayır, diye sormak değil, hiç ama... kimsenin hakkı değil. Böyle de bir durum yok. Zaten öyle de olmasın. Sen bana onu verdin. Ben sana öyle demek değil. Ben o amaçla ama zaten vermedim. Farkındaysan yani hani yine en yüksek puanları hava verdi. Evet. Yani sonuçta sen dedin ya şimdi. Çok beğenmemesine rağmen Zuhal Hanım. Şuna istinaden söylüyorum. Demin dedik ki benim de masama kimse puan vermedi. Verdi. Ama yani şuna geliyorum. Ben şimdi dün 5 verdik. Dünkü yok, olan Süleyman masa Bey, dün siz sıfır. Bakın, evet kazanmak lazım. Ama bir arkadaşlar bir konuşabileyim artık ya. Lütfen ama. Ama lütfen bir konuşabileyim. Ben bir konuşayım artık ya. Evet. Hepiniz araya giriyorsunuz. Yeter ama ya. Başladığımızdan beri ben hiç konuşamıyorum. Lütfen. Please. Azar yedik şu ana tamam. Lütfen. Ama hiç konuşamıyorum Zuhal Hanım yani lütfen. Gerçekten. Sinire evet. Gel yani. Tamam. Arkadaşlar yani bana işte nasıl geldiniz? Aynı şekilde geldim. Ben de en ince ayrıntılara kadar dikkat ettiniz mi? Ettiniz. Salatamın sosu yok diye bana puan vermediniz.
salatamın sosu yok diye. Ana yemeğimde fazla pişmişti, sos yapmadım. İç pilavın renginden vurdunuz, iç pilavın lezzetine bir şey söylemediniz, puan kırdınız. Lezzeti onun dışında olan bir şey yoktu. Karpaçomu değerlendirmediniz, buralatayı değerlendirmediniz. Ben şimdi benden bundan nasıl puan bekliyorsunuz? Ben nasıl değerlendireyim sizin açınızdan bakınca? Yani bu, herkes ya kendi gününü düşününce... Allah yedi vermiş sana, yanlış kişiye sayılmasın. Ya sen nasıl yok, benim sıyrılma değil, Zuhal Hanım. Burada gelince her şeye baktım. Genel olarak menünün bir ya kere birbiriyle uyumu yok. Sen hakkımı helal etmiyordun ya, ben hakkımı helal etmiyordum. Etmeyin havanım, sorun yok. Ben adaletli puan verdiğimi düşünüyorum, sorun yok. Konuşmayın lütfen. Tamam. Peki. Vicdanın rahatsız. Mününün bir kere birbiriyle yani, uyumu yok. Ya uyum dört yok. Kırarsın. Bıldırcından kırarsın. Eyvallah, anlıyorum şundan bundan ama yani 4 asla az. Görmememiz gereken bir puandı. Bugün için özellikle söylüyorum. 5 de düne yani. Göre düşüktü. Gene onu da söylemiştim. Bir daha söylüyorum. Ama yani bilemedim nasıl olacak bu iş. Bakalım Duygu'dan kaç puan geliyor. Evet Duygucuğum, görelim puanını. Benim puanım 5. Ben zaten beğendiğim şeyleri ortada. Ana yemeğinden bir puan kırdım. Bıldırcın olmadığı için. O da ana ürün olduğu için. Bir de tatlısı güzel olmuş. Yenilebilir kıvamlı tamam, değil. Hani iç pilav harika olmuş. Süleyman'a döndün dedin evet. Ki tamam işte. Nasıl iç pilav yapılır anlat. Kestane püresini de çok beğendin. 2 puan olarak değerlendiriyoruz hepsini. Ya ana yemeği. Tatlısı da güzel tamam, dedi. Bir puan ana yemeğinden bıldırcından kırdım. Bir puan da tatlısına verdim ben beğendiğim için. Bence yorumlarına gayet uyuşan gerçekten, bir puandı. Gerçekten şaka. Benden kaç bekliyorsunuz? Ben gayet uyumlu yorumlar yaptım. Süleyman Bey 4 puan verdi. Bana 6 vermelisin. Açık ve ne söylüyorum? 6'ydı benim hakkım. Ana yemeği 4 puan mı vermemi istiyorsunuz? Ana yemeğinize 2 puan veriyorum ya. 2 puandan 1 puan bıldırcınız olmamış. Ana tamam. Ürününüz. Ama bakın ben sizin ne verdim? Masanızı hazırladınız. Bak hayır, masanızı hazırladınız. 7 vermiştiniz. Üstüme giyindim. Evet, üstümüze giyindiniz. Bizi güzel karşıladınız. Servislerinizi yaptınız ve serviste çok geç kalmamıza rağmen. Ama sunum en çok vardı. Da ben söylenmeme rağmen ben size 7 verdim. Anlatabiliyor muyum? Siz bütün emeği çöpe atıyorsunuz. Bakın. Ama Hava Hanım siz de şunu anlamıyorsunuz. Yani sizin sunum vardı. Neden siz korktum ben anlamıyorum. 6 verseniz ben birinci olmayacağım. Hak yiyorum ya. Nasıl 6 verebilirim sizin masanıza? Ya ilk günkü puanlarınız hatalı olduğu için ta bu inşallah Cuma'ya kadar gitmez. Valla Özkan ve Efe için ben endişeleniyorum. Hava Hanım'ın hakkını da vermedi. Gerçekten 4 puan yani 10 çeşit yemek çıkarmış. O zahmette o şeye gerçekten ben burada 10 çeşit yemek çıkartmanın çok önemi yok. Burada peki. Çıkarttığın yemeğin lezzetli olması gerekiyor. Evet. Aynen sizin yaptığınız gibi. Evet. Bakalım son olarak Efe'den. Ben en azından edeyim. O hindi pişirmenin riskini aldım ve o hindi pişirmeyi getirdim buraya. Efe'den göreceğiz şimdi son puanı bugün için. Evet Efe, sen de söyle lütfen verdiğin puanı. Benim Hava Hanım'a puanım 6. Wow. Aa, bana 6 verdi, bugün 6 veriyor. Vallahi siz film yapıyorsunuz. Ben mi film yapıyorum? Siz hepiniz dürüst değilsiniz. 6 puanın neyse çok. Siz dürüst müsünüz? Ben, Türk mutfağı... Ben dürüstüm tabii. Bakın bakın, ben gerçekten kendi tepolojine söyledim. Türk mutfağı olduğu için... Ben başlangıçta 2 ürünü beğenmişim. Kesinlikle. Bana neden 3 puan çok verdi? O zaman da açıklayın, ben çok merak ya ediyorum. Sizinki de 3 puanlık ediyordu. Nasıl 3 puan ediyordu? Benim hiçbir şeyimi beğenmediniz ona bakılırsa. Benim de benim iyiyim yoktu. 3 puan verseydiniz o zaman. Demek, benim de benim iyiyim yoktu. Bana. Bugünkü masayla benimse puanlar aynı mıydı? Efe Bey. Ben burada en azından beğendim. Sizin dediğim gibi hindiniz pişmemiş. Salatanızda tat tuz yok. Bıldırcın pişmiş miydi? Ben bıldırcına vermedim ki. Zuhal Hanım biliyor. Ben ilk başlangıçta 2 ürünü beğendim. Başlangıçları beğendi. Evet. Ben püresini beğendim bir de yemeğini verdim. Her şeyimi çöpe attınız. Ya bir puan. Bu ne demek biliyor musun? Sen zaten hiçbir şey yapamadın ama öyle de bir puan vereyim dedin ama yani. Öyle bir şey dedim, yaptın sen. Hava Hanım, filmin sonu kötü bitecek bak patladınız. 7-7 bir isteriz. Patlamadım, şükürler olsun. Gene masamı sağ tuttum, hazırladım. Peki, eline emeğine sağlık. Evet, tabii ki herkesin, bugün üçüncü gün kimsenin tam olarak istedikleri olmadı. Bu iş böyle bir şey. Tabii ki en az hata yapan sonunda hak eden kazanacak inşallah. Yarın kim yarışıyor bakayım? Aha, Efe'nin günü mü? Hadi bakalım, çok heyecanlı. Mucit sahnede inşallah. Yarın mucidimiz sahnede olacak. Eline emeğine sağlık, tekrar sizlere afiyet olsun. İyi akşamlar. Sağ olun.